Herkese selamlar. Kısa bir aranın ardından Satranç Romantikleri serimizde yeni bir oyunla devam ediyoruz. Paul Morphy neler yapıyordu Avrupa'ya gelmeden önce, bunu incelemeye devam edeceğiz. Beyazlarda John Schulten var. Yerel bir oyuncu karşısında Paul Morphy. New York'ta 1857 yılındayız ve bir şah gambiti oyunu karşımıza çıkıyor. E4, E5, F4 ve Morphy D5 oynuyor. Beyazlar piyon fedası yapıyorlar bu pozisyonda. Biliyorsunuz şah gambitinde F4 piyonu feda ederler. Fakat kısa vadede bu piyon fedasına karşı bir etkinlik hemen elde edemez normal şartlarda. Fakat siyahlar piyonu aldıklarında merkezi boşaltmış olacaklar ve dolayısıyla uzun vadede zaten bir sıkıntı yaşayacaklar. O yüzden daha sert olan bu D5 hamlesi, yani karşı gambit daha iyi. Zaten bu pozisyonda arkadaşlar beyazların da E5 alma tehdidi de yok. Çünkü vezir H4 var ve vezir H4 garip, can sıkıcı pozisyonlara götürebilir beyazları. O yüzden bu pozisyonda E alır D5 beyazların standart tercihi bu piyonu almak. Ama bazı oyunlarda atf3 oynandığını biliyoruz. D alır E4'e daha sonrasında at E5 ile devam edilen maçlar var arkadaşlar. Ama E alır D5 kesinlikle daha iyi. Ve şimdi E4. Siyahın fikri beyazın atını F3 karesine çıkmamasını sağlayabilmek. Böylece gelişimini engellemeye çalışıyor. Burada başka bir ilginç hamle daha var. C6 hamlesi arkadaşlar. Burada da beyazların bu piyonu almaması gerektiğini size söylemeliyim. Çünkü eğer piyonu alırsak at C6 gelecek ve gördüğünüz gibi siyahın gelişimine biraz yardım etmiş olur. Beyazlar kendisi piyon fedası yaparak güzel bir gelişime merkez isterken siyahlara yardım etmiş olur bu şekilde. Yani bu varyantlar biraz detay gibi gözükebilir ama şah gambit benim sevdiğim bir açılış. O yüzden böyle ufak tefek şeyleri göstermek istedim. Ve şimdi at C3 geliyor. Burada beyaz kendini kramp eden E4 piyonuna saldırdı arkadaşlar. Ama bu oyun ve bunun benzeri birçok oyun gösterdi ki artık beyazların ilk tercihi at C3 değil D3 olması gerekiyor. Sebebini de az sonra göreceğiz arkadaşlar. At C3'e at F6 piyonunu korudu. Şimdi D3. Fakat artık at C3'te olduğu için gelip fil B4 ile bir açmaz yaratabiliyoruz. Ve bu açmazı tutan hamle fil D2. Sonrasında E3 var. İşte dedim ya az önce sebebini göreceğiz. İşte bu varyant arkadaşlar siyahlara ilginç şanslar sağladığı için beyazlar artık o at C3 oynamayı terk edip öncesinde piyon D3'ü tercih etmeye başladılar. Şimdi açmaza devam etmek için piyon fedası yaptı ki sonrasında da E hattında rok ve kale E8 ile sağlayacağı bir açmaz daha gelecek. Ve tabii ki bu piyonu almalıyız. Buna karşılık vermek için vezir E2 de oynanabilir ama rok atıldıktan sonra yine E3 bir şekilde alacağız ve kale E8 her halükarda gelecek arkadaşlar. Çünkü şu anda zaten piyon fili direkt almak istiyor artık açmaz olmadığı için. Fil E3'e rok, kale E8 hazırlıkları devam ediyor. Fil D2 ve şimdi Morphy önce atı alıyor. Artık açmazda olmayan atı bu sefer alarak rakibine aslında bir şey anlatmak istiyor. Diyor ki senin bu atın faydalı işler yapabilirdi. Özellikle E2'yi korumak ya da E2'ye kendisi gelerek şahın önünü kapatmak gibi. Ve ben bunu ortadan kaldırdım. Şimdi B alır C3 ile karşılık vermiş rakibi. İlginç bir seçim geldi. Piyonla aldı. Burada fille alabilir. Fille aldığında şundan korkuyor büyük ihtimalle. At D5 ve file saldırırken bir taraftan da F4'teki piyona saldırıyor. Ve bu piyon boşta kaldığı için yine bunu tutmakla uğraşırken yine tempo kaybedeceğini düşünerek bu yolu seçmiş rakip ama arkadaşlar yine de şah gambiti oynarken bu kadar piyon sevdalısı olmaya gerek yok. Burada at F3 oynayacaksın. Yani yapacak bir şey yok. Sonrasında işte kale E8 ya da at F4 tabii ki rakibin gelebilir. Kale E8 önce gelse ya da at F4 olsa şah B2 de bir tercih olabilir bu pozisyonlarda. Ama piyonla aldığında kale E8'e şimdi E2'ye bir şey kapatmak zorundasın. Ve
Fil E2 kapatıyor. Buna da fil G4 de cevap veriyor Morphy. Açmazdaki file bir kez daha bastı ve beyaz taşları şimdi iyice kilitledi. Ve D5 de boşta duruyor ve beyaz bu piyonu korumaya çalışıyor. C4 oynayarak. Güzel, piyonunu tuttun. Ama burada rok atabileceği bir yol seçmeliydi. Ne olursa olsun at F3 burada daha iyi arkadaşlar. Fil F3'e GF3. Vezir D5 aldığındaysa rok atabilirsiniz. Çünkü burada rokumuz tabii ki bozuk. Böyle olsa bile fil çiftimiz var ve rakipte uzun menzilli taşlar yok. Atın zaten gördüğünüz gibi etkili olabileceği yerlerde ayağını kesen bir piyonum var. Ben bu pozisyonda D4 oynasam ve fil D3 oynasam, C4 oynasam ve fil C3 oynasam, şah H1 ve kale G1 oynasam, kendim neredeyse şah hücumu yapabilirim. Bunlar basit görülebilecek hamleler. Ama tabii ki piyon vermeme isteğini de anlayışla karşılamalıyız. Ama bu hamle rakibine biraz daha şans veriyor. C6. D5 piyonunu siyahın atını gelişmesini engellediğini zaten biliyoruz ve bu piyondan kurtulmak için C6 siyahların çok kullandığı bir yol arkadaşlar. Tabii ki D alır C6 ile devam etmiş burada. Beyaz 7. defa piyon hamlesi yaptı. Ve bu hamle siyahın gelişimine de yardım ediyor. Yani çünkü adam at C6 oynayacak. Ama madem sen piyon hamlesi yapacaksın, o zaman bari şöyle yap. H3 oyna. Filler değişilsin. Hatta vezir E7 gelsin. Şimdi rok atamıyoruz. Doğru. Çünkü rok atarsak at boşta ama. Şah F2 oyna bari ve gel kaleni şöyle bir E1'e. Sonrasında da bakarız. Şah G1'e kaçabilir. Sonra atını bir yerlere açabilirsin. En azından kale oyuna giriyor yani. Ama bu şekilde yaptığında at C6 ile Morphy bir taşın daha oyuna girdi. Zaten gelişimi çok seven bir oyuncu. Gelişimin önemine inanan bir oyuncu. Ve şimdi şah F1 oynuyor beyaz. Açmazdan çıktı bu şekilde. Ama bu onun kurtulduğu anlamına gelmiyor. Çünkü Morphy efsane bir hamleyle devam ediyor. Kale E2 patlatıyor arkadaşlar. Beyaz diyor ki evet açmazdan kurtuldun. Ama ben şimdi kale fedası yaparak seni başka bir açmazın içine sürükleyeceğim. Tabii ki bunu alacağız. At E2 ve şimdi at D4 gördüğünüz gibi bir açmaz oluştu yine burada ve açmaza baskı da var. Şimdi ne yapması lazım beyazların? Bir şekilde vezirini kurtarması lazım arkadaşlar. Çünkü çatal gelecek fil atı aldığında. Vezir B1'e gidiyor. Şimdi fil E2 alınacak. Bu zaten kaçınılmaz da. Ve şah nereye kaçacak? Önemli bir pozisyondayız. Şimdi arkadaşlar. Şah G1'e saklanamıyor. Öncelikle bunu görmemiz lazım. Çünkü şah G1'e saklanırsa acayip bir hamle var. At B3 çok ince. Felaket çarpı felaket. Yani felaketin karesi beyazlar için. Çünkü çatal bir taraftan atı da çok estetik bıraktı rakip. Bir de vezir D4 ile mat istiyoruz arkadaşlar. O yüzden bu pozisyon tamamen beyazlar için kayıp olacak. O yüzden şah dışarı çıkmak zorunda. Ama dışarı çıktığında da ne oluyor? Ona rahat vermeyecek taşlar ortaya çıkıyor. At G4 gibi. Ve şimdi nereye kaçacağız? Yine önemli bir pozisyondayız. Şimdi G3 bir seçenek, G1 bir seçenek, bir de E1 seçeneğimiz var. Arkadaşlar şah E1 oynansa burada vezir E7 oyunu tek başına kazanacak neredeyse. Çünkü açarak şah çekme fikriyle gelmiş oldu ve burada sonrasında mata doğru giden bir pozisyonla karşı karşıyayız. Peki şah G3 giderse ne olacak? Hadi dışarı çıkalım. Bazen işe yarayabilir ama bu burada değil. Çünkü at B5 şah H3'e kaçmak zorunda ve vezir H4 mat olacak. Yine çalışan taşlara karşı çalışmayan taşların farkını gördük. Adam mat yaptı. O yüzden şah bu sefer G1'e gitmek zorunda kalıyor ve şimdi az önce Morphy nasıl at B3 bırakabiliyorsa şimdi de at F3 bırakıyor. Tempolu bir şekilde bütün amaç vezire D4'te yer açmak. Ve bu noktadan itibaren beyazın da yapabileceği bütün hamleler zorunlu. Tamamen bir Morphy show izleyeceğiz bu andan itibaren. G alır F3. Vezire D4 şah. Şah G2 zorunlu. Kaçtık. Vezir F2.
At koruyor vezire, şah h3 zorunlu. Ve şimdi vezir f3. Bir şah daha çekildi. Şah h4'e gitmek zorunda. Bazı kitap ve database'lerde arkadaşlar beyazın oyunu burada terk ettiği bilgisi var. Bu pozisyonda oyun çoğu kitap ve database'e kesilmiş. Ama aslında oyun biraz daha devam ediyor. Şah h4 ve at h6. İlginç bir şekilde vermatı dedi bu sefer. Şah çekmeden bunu yaptı. Ve bunu tutmak için bir taşın yine gelip g1'den g4'ü koruması lazım. Bunu deniyor. Vezir g1 ile. Vezir sonunda şahını korumaya geldi. Şahından uzaklaşmıştı ama artık çok geç. Çünkü at f5 fikri de var. Şimdi şah g5'e gitmek zorunda zaten. Ve son hamle geliyor. Vezir h5 ve mat. Gerçekten satrançta taş gelişiminin önemini gösteren harika bir oyun daha izlemiş olduk Morphy'den. O dönemde gelişimin önemini en iyi kavrayanlardan biri olması onun günümüzde de çoğu dünya şampiyonundan bile daha fazla tanınmasına yol açan bir etken arkadaşlar. Çünkü bu gelişim hikayesi sayesinde çok güzel estetik maçlar kazanmayı başarabilmiş. Bu da bize ders olsun, hepimizin kulağına küpe olsun, taş gelişimini hiçbir zaman arka planda bırakmayalım diyelim ve bitirelim. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, satrançla kalın, görüşmek üzere.